Arkadaşlar, bu cihaza format atabilmek için öncelikle bir format kurulum U seviyesinin hazırlanması gerekiyor. Biz bu videonun açıklamasında sizlere, bu videonun açıklama kısmında sizlere bu U seviyenin nasıl hazırlanacağını anlatan bir video linki bırakacağız. Siz oradan bu U seviye nasıl hazırlanır? Öncelikle bu U seviyeyi hazırlamanız gerekiyor. Hazırladık U seviyemizi, herhangi bir U seviyesine takabilirsiniz. Önemli değil. Cihazımız tamamen kapalı ve cihazımızı açmamız gerekiyor. Cihazı açtıktan sonra karşımıza gelecek ilk ekranda F2 tuşuyla bir BIOS ekranına girmemiz gerekiyor. Şöyle bir ekran gelecek karşımıza. Burada touchpad fare kısmı da çalışmakta. Yukarıdaki boot manager yazan yere gelip bilgisayarımızı bu yapmış olduğumuz USB ile başlatmamız gerekiyor. Hemen boot manager'a tıklayıp buradan seçenekler içerisinden de bizim USB'imizin markası Toshiba olduğu için Toshiba'nın UEFI ile yapılmış olması gerekiyor. Yeni cihazlarda arkadaşlar artık BIOS'larımız UEFI modunda olduğu için o video açıklamasındaki linkte sizlere zaten bunun detayını anlatıyorum. Şimdi gelelim bu şuraya Toshiba yazan markayı seçip seçili hale getirip Enter'a basacağız. Sizin buradaki Toshiba değil de başka bir marka yazabilir. Bu sebebi belleğinizin markası neyse burada bu ibareyi göreceksiniz. Tıkladıktan sonra kurulum ekranının gelmesini bekleyeceğiz. Kurulum ekranı geldiğinde bilgisayarımızı tekrardan kurup hazır hale getirebileceğiz. Şimdi kurulum ekranı gelinceye kadar tekrarlayalım. Bilgisayarımız kapalı. Şu hazırlanan USB takılı. USB'nin nasıl hazırlandığı video açıklama kısmında sizlere belirtiliyor. Bilgisayarımız açılışta F2'ye bastık. Yukarıdaki Boot Manager'dan, Boot Manager sekmesinden flash'ımızın markası neyse onu seçip şu görmüş olduğunuz kurulum ekranına ulaştık. Burada arkadaşlar şimdi yükle deyip kurulum ekranına geldiğimizde ise Windows'umuzu artık Windows yüklü değilse eğer cihazımızda ya da yeni yükleyeceksek şuradan bu şekilde benim yaptığım gibi hangi sürümü yükleyeceksiniz seçip daha sonra hard diskinizi biçimlendirip bu bilgisayarı şuradan gelişmişi seçeceksiniz. Şunların hepsini seçip sil deyip tekrardan ileri deyip sonraki diyeceksiniz ve kurulum bir başlamış olacak. Arkadaşlar sürücülerini drive'larını da internete bağlayacaksınız. Kurulum bittikten sonra kablolu kablosuz. Ses çıkmayabilir, touchpad çalışmayabilir, görüntü bozuk olabilir, wireless'e bağlanmayabilir. Önemli değil. Sürücüler var. Sürücüleri yüklerseniz o sorunlarda. Sürücüleri de internete bağlarsanız kendi otomatik yüklüyor zaten Windows. Kolay gelsin arkadaşlar.